ben size Dünya Mirası Adalar girişiminden bahsetmek isterim. Ama ben nereden geldim derseniz, önce Kalamış, sonra Cihangir, sonra Ada. Kalamış'ı da terk etmemin nedeni kentsel dönüşümden dolayı tüm değerlerini, tüm tarihi geçmişini, anılarımı hepsini orada kaybettiğim için, yok olduğu için benim son İstanbul olarak gördüğüm adalara geldim. Gelince bu işten kaçılamayacağını fark ettim, içine düştüm. Çünkü aynı şehirdeki bugün gördüğümüz tahribat ve biraz da sermaye ve rant odaklı inşaat üzerine devam eden süreci maalesef adalara da geldi. Biz de adaların UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alması ve böylece de üstün evrensel değerlere sahip olduğunu tescillenmesini sağlamak amacıyla 4 seneye aşkın süredir bir sivil inisiyatif, adalı arkadaşlarımızla böyle bir oluşum gerçekleştirdik. Belki biliyorsunuz buranın 1/1000 ve 1/5000 planları yok. Yani plansız bir alan, Prens Adaları. Bu oldukça tehlikeli. Ve geçiş dönemi yapılaşma denilen tarihinde de karşılaştığı 80'lerde özellikle burada çok çarpık yapılaşmanın örneklerini de görebileceksiniz. Kaçak yapısı çok fazla olan bir yer. Denetimi oldukça az olan bir yer. Yani bu bugün olmuş bir sorun değil. Uzun senelerdir biriken sorunların bugün artık kemiğe dayandığı yer derler ya, o. O nedenle de bütün bunları iyi analiz etmeden, geçmişteki süreci bugün önümüze koymadan bir çözüm yolu bulmamız, tek kişinin, iki kişinin, üç kişinin veya Büyükşehir Belediyesi'nin planlamasının, şehir plancılarının ya da sadece ulaşım dairesinin çalışacağı bir şey olarak görmüyoruz biz. Tam da en kıymetli dediğimiz katılım, demokrasi. Çünkü şöyle bir hemen hatırlatma yapayım. Uzun seneler burası CHP'nin belediyeciliğinde devam etti ve uzun senelerde AKP belediyeciliğinde devam etti Büyükşehir. Ve karşılıklı bir adaların iş yapılamaz haline geldi. Yani politik ve siyasi şeyler bizim vatandaşların taleplerinden açıkçası daha öne çıktı. Ve burayı gerçekten yaşanmaz, denetimsiz bir alan haline getirdim. Hem adalar hem büyükşehir demokratik ve katılım sözleriyle geldiler. Eğer bu sözlerle geldilerse bu şekilde yapılması gerekir. Ama bugün gördüğümüz adalarda bu şekilde yapılmıyor. Yani her şey tepeden, biz çıkıyoruz dışarıya, bir gün bize serenat yapıyorlar. Bir gün korkulukları görüyoruz, alüminyum korkuluklar, otoban korkulukları. Bir gün çıkıyoruz, bugün siz de gördünüz, sahilde park düzenlemeleri yapılıyor. Çok güzel. Yani adalara bir şeyler yapılmak isteniyor, harika bir şey. Ama biz yaşayanların hiçbir şeyden haberi yok. Bizimle paylaşan, bir kamuoyu değerlendirmesi yapan hiçbir yapı yok. Adaların yavaş yaşamını savunan, adaların otomobilsiz yaşamını, burada parantez içinde söylemek istiyorum, 1930'larda Atatürk burayı biliyorsunuz, otomobilleri yasaklayarak yaya yolu olarak ilan etmiş ve bu geçtiğimiz 2020'nin Şubat ayında da UKOME burayı yaya yolu olarak, ilan etti. Şimdi zaten bütün planların hem buradan yapılması lazım hem de bütün planların buranın ilk kuruluşunda nasıl kurulduğuna bakılarak devam etmesi lazım. Bu yollar, bu evler, bu köşkler ne için yapıldı, nasıl yapıldı? Faytonlar dahi yokken yapılıyor burası. Yani nasıl bugün Venedik'te o ara sokakları siz araç sokamazsanız, kamyon diyorum pardon, minibüs sokamazsanız, belli yere kadar gidip sonra yürümek zorundaysanız,
Adaları da bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Adanın yolları böyle yapılmış. Bunları yok sayarak otobüsler, işte taksiler vesaire koyamazsınız. Ha diyeceksiniz ki peki ulaşım nasıl olsun? Birçok yöntemi var, birçok yolu var. Yani faytonlar kaldırılsın, faytonlar kaldırılmasın. Hani sen Galatasaray, Fenerbahçe gibi. Yani bir de iki tarafın da hiç birbirine tahammülü yok. Yani ezber, her iki tarafta da bir ezber söylem var. Öyle olsun, böyle olsun. Keskin, sert, hakarete, yani trollemelere gidecek kadar. Çok enteresan bir şey. Bu modeli inşallah birileri araştırır. Sosyolojik olarak ne bilmiyorum ben bunu. Sonuçta bütün bunların üçüncü yolu vardır. Bunlar da biz önce ümitlendik. Adalarda ulaşım çalıştayı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi seçilir seçilmez. Gerçekten çok sevindik. O ulaşıma ben de katıldım. Bir sürü moderatörler vardı. Çok kıymetli çalışmaları olan bütün birimleriyle geldiler. Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, ulaşım, şehir hatları hepsi geldi. Çok kıymetli bir çalışma sonucunda bir sonuç çıktı orada. O sonucu söylemek istiyorum ki nasıl planlanırı tekrar üzerinde düşünürüz. Ben size kestirme formüller şeyler falan söyleyemeyeceğim, kusura bakmayın. Tam da onun söylenmemesi gerektiğini söylüyorum çünkü. Orada çıkan denetimsizlikti. Uzun senelerin denetimsizliği. Kaçak atların girmesi, faytonların denetilmemesi, kaçak aküllerin girmesi. Hatta geçmiş senelerde bunlar şehir hatlarının vapurlarıyla taşındı gece 11'de. Bütün aküller böyle geldi. Hiçbirinin tanımı yok, hiçbirinin plakası yok. Yani size çarptığı zaman dahi tanımı yok. Siz Allah korusun bir kaza geçirdiğinizde kim olduğunu söyleyemezsiniz. 10 bine yakın plakasız akülü araç var, yasa dışı. Şimdi yani belli işte küçücük bir ada, büyük ada üzerinden söylüyorum size. Şurada kaymakamlık binası, şurada emniyet, şurada belediye binası. Bütün bu kurumların, onun içerisinde orman, tarım, hepsi bunların inanın ki 400 metre içerisinde. Bütün bunların anlaşarak zaten senkronize çalışması lazım. Yasal olan ne varsa onun cezası kesilir, kapatılır, kaldırılır. Faytonlarda atlar kötü mü? Onları men edersin iş yerinden, değil mi? Yani gayet anlaşılır bir şeyleri var. Çünkü yasalarda hepsi de tanımlı. Neyin nereye gideceği, hangi bölge yasak, hangi bölgeden geçemezsin. Ama bunların hiçbiri yapılmadı. Ve tüm paydaşlarla beraber yeni bir ulaşım modelinin çıkarılması. Ama ulaşım modeli dediğiniz zaman da işte bu adaların yapısını, bu süreç içerisinde gelen işte diyor ızgara planları var vesaire. Tahrip ederek yapamazsınız. Bu otobüsleri böyle geçiremezsiniz. Ben sahada bir tur attım. 1,5 metrelik bir alan içerisinde hem gidecek hem gelecek otobüs. O şeyin içerisinde bisikletler gidecek. O 1,5 metrenin içerisinde taksiler gidecek. O 1,5 metrenin içerisinde bir de şu anda hali hazırdaki 10 bin liraya yakın akülü araçlar gidecek. Kaldırılacak deniyor ama nasıl kaldırılacak onları henüz hiçbir şey yok. Ayrıca 6 aydır da atlar yarım metre boyunlarından bağlı olarak naylon çadırların içindeler bu sıcakta. Ve onların hala karantina dedikleri şeyi devam ettiriyorlar. Adada çıkıp dolaşmaları yasak. Ve Vali Yerlikaya adada tek bir at dahi kalmamalı diye demeç verdi. Ruam çok eskiden beri var olan bizdeki kansere benzer bir hastalık. Ve insana geçme olasılığı çok 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 düşük. Adalarda bugüne kadar hiçbir vaka gözükmemiş. Ve bunların denetimleri ve karantinaları yapıldığı sürece bu önlenebilen bir şey. Yani sizin erken teşhisiniz kanserde nasıl oluyorsa Ruam'da da öyle bir şey söz konusu. Burada yakın zamana kadar Adalar Belediyesi'nde bir karantina alanı vardı. Onu mesela kaldırdılar.
Burada hiçbir zaman bir at veterineri olmadı. Bu zamana kadar hiç olmadı. Yani olmayan şey o kadar çoktu ki, iki sene önce kaçak atlar geldi buraya. Herkesin gözünün önünde diyorum size, yani 400 metrelik alanda herkes var. Herkes her şeyi görüyor. Ben at olsam da konuşsam diyor ya insanlar, yani hayvan hakları savunucuları falan. Hepimizin hatası o. Yani bir atın ne düşündüğünü ve ne şey yaptığını böyle bilgiç bilgiç söyleme hakkımız olamaz. Biz ancak insan gözüyle baktığımız zaman onların hiç de iyi şartlarda olmadığını görüyoruz. Çünkü ben yine öğrendiklerimden söylüyorum. Bu süreçte atlar koşması gereken bir anatomik yapıya sahip. Koşamadığı zaman adelelerinde içeriye çökme oluyor. Yere düşüyor ve yerden kalkamaz kadar adeleleri şey olmuş oluyor. Bilmiyorum okudunuz mu, ben çok şey öğrendim. Harari'nin bir insanlık tarihiyle ilgili kitabı var. Atlarla yoldaştığımız, yani evcilleştirilmesi, yani 14.000-15.000 sene öncesine gidiyor. İlk köpekler bizim evcilleştirdiğimiz, sonra atlar, sonra güvercinler. Şimdi buradan şeye de geleceğim, hani model olarak diyorlar ya işte hayvan, atları şeye salalım, doğal alanlara salalım, atları alalım, rehabilitasyon merkezlerine koyalım filan. Yani bütün bunların altında şunları görmeden ezber konuşmak hepimizin üzerinde düşünmesi lazım. O at burada doğmuş, taylar var bir sürü doğan, annesi babası var, kardeşleri var belki. Onlar bir yaşamın içerisinden koparılıp, atın insanla bağlantısı kesilip bir yerlere yollama projesi yapıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Neden insanla atı birbirinden koparıyoruz? Neden faytoncuların zulmünü bitirirken başka bir zulüm getiriyoruz çözüm olarak yanım? Biz ne kadar bilgiliyiz, biz ne kadar bilgiçiz, biz ne kadar her şeyi biliyoruz? Hele özellikle karşı taraftan baktığınızda buradaki yaşamı çok da iyi test etmeden bunları bilmek gerçekten çok tehlikeli bir şey. İnsanla hayvanın birlikte olduğu bir sürü farklı model var. Bir sürü şey çıkarabiliriz. Yani bütün bakıyorsunuz Avrupa'nın çağdaş şehirlerinde bütün bunların modelleri var. Hazır, yeniden keşfetmeye gerek yok. Atlarla ulaşımı. Evet, ama şu var. Fayton konusunda asla tartışmaya giremem. Bitmiştir. Dediğiniz zaman yani tartışma olmayan bir yerde nasıl ilerleyeceksiniz? Yani indirgemeci bir durum var. Ezber bir durum var. Hani üçüncü yolun bulunma şansı yok demektir. Aynı Vali Yerlikaya'nın dediği gibi bir tek at bile burada kalmayacak. Hep bir şeyler diyorlar. Atlar rehabilitasyon ver, atlar işte doğaya salınacak filan. Ama burada 10.000'e yakın akülü toplanmıyor, yasak değil. Ve de inanılmaz bir konfor girmiş durumda. Bu konfor bizlerin yaşamında aynı zamanda bir de sağlıksızlığı da yanında getiriyor. Adalılar çok uzun ömürlüdür. Yaşlıları zaten gerçekten yürürler ve büyük çoğunluğu da akülüye binmez. Ancak ihtiyaç duyanlar tabii alıyorlar. Hani hep soruyorlar ya bu siz de her şeye karşısınız gibilerden bir şeye geliyor ve ne ulaşım modeli? Ya ne yapsın insanlar? Binmesinler mi? Yani o kadar çok modeli var ki tabii ki binebilir. Bir toplu taşıma tabii ki olabilir. Çevreci ama. Yani şu andaki elektriğin neyle çalıştığını biliyoruz. Kömür santrallerinden elde edilen enerjiyle biliyoruz. Bu sürdürülebilir bir model değil ki zaten. Sonra 5 dakikada bir otobüs kaldırmanın nasıl bir şeysi olabilir? Eğer adalılar için hizmet edecekseniz, adalıların belli saatlerde saat başı bile olsa vapurdan iniş saatlerine göre ayarlarsınız. Yürüyen yürüyüp, yürüyemeyecek olanlar da o saat başlarında hareket eden toplu taşımaya binerler ve diğer zamanlarda hem bisikletler özgürce orada. Bisikletler de ayrı sorun bu arada. Yasak bölgelerin içerisinde bisiklet kiralama yerleri. Yani hiçbir denetim yok. Siz bu modelin içerisinde faytonları da bulundurabilirsiniz. Belki İBB kendisi bunu işletebilir. Madem bu mafya vardı, kaldırdınız. Siz de yani bütün modelleri hepsi sürdürülebilir bir şey olabilir. İnsanla atın, çalışan insanla çalışan atın beraber çalışıp simbiyotik yaşamı devam ettirdiği, ekmeğini kazandığı sağlıklı bir model niye olmasın? Siz eğer buraya
otobüslerle insanları alıp da ring yaptırıp ta arkalarına götürecekseniz, ormanın oralarda indirecekseniz, bizim kültürümüz mangalı çok seviyor biliyorsunuz. Yani koyar çantasına, gidiverir ormana, orada yapar. Son iki bayramda biliyor musunuz iki tane yangın çıktı. Biri Burgaz'da, biri de Heybeli'de. Son bayramda. Çünkü aşırı bir günübirlikçi baskısı, aşırı bir turizm, onun da hiçbir planlaması ve denetlemesi yok tabii. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman o insanları oraya taşıdığınızda niye taşıdığını bilmeniz lazım. Yani en büyük korkum benim oraların yanması. Oranın yanması demek ne demek biliyor musunuz? Kaç sene oldu bilmiyorum, epey sene önce Burgaz yanmıştı. İnsanlar koşarak, yalın ayak iskeleye koştular. Evler yandı. Buranın büyük stok evleri ahşap. Yani yangın sıçradığı zaman biz buradan koşarak iskeleye kendimizi ya denize atarız ya olan vapurlara binip kaçmak zorunda kalırız. Ne miras kalır ne bir şey kalır. Bir ailenin 14 tane faytonu var. Kiralayabiliyor onu. Yani taksi, yani o bir can değil. Ama bunun yanında gerçekten bir tane faytonu var, 6 atı var. Evinde beraber yaşıyor onunla. Ekmeğini paylaşıyor vesaire. Bu da var. Yani şimdi bir meslek grubunu. Faytoncular rezildir, katildir, at düş. Böyle bir şey mümkün mü? Yani sizin meslek gazeteciler 5 para etmezler desem. Avukatlar da yani her şeyde yokuşa hiç sürer, hiçbir uzlaşma çıkmaz oradan da. İşte hakimler şöyle bir böyle, doktorlar da böyledir diyebilir miyim? Bir meslek grubunu böyle karalamak olur mu? Bu herkesin gözü önündeydi. Benim sorum faytonculardan filan çıkarıp bütün görevli kurumlara bu soruyu sormaları gerekiyor. Faytoncular yapacağını yapmış zaten, para derdine bir kısmı yapacağını yapmış. O gidiyor, öbürkü geliyor. O gidiyor, öbürkü geliyor. Nereden geliyor? Siz neredeydiniz 10 sene? Bunun denetleyen valiydi, kaymakamdı, tarım ve köy işleriydi, ormandı, belediyedi. Neredeydiniz? Niye ihmal ettiniz bu görevlerinizi demek lazım.